Biz de isterdik ağırlığımız olsun ama haram lokma yememeyi seçtik be. Yayıncı. Müthiş. Kardeşim, valla kim yapmış kim yapmamış bilmiyorum ama bu teklif ben tam böyle BBL'e girdim, izlenmeye başladığım zamanlarda mı ne gelmişti bana yanlış hatırlamıyorsam. Yani gelmedi aslında yani. Kulaktan kulağa biri bana dedi yapmak ister misin falan filan. Karşılaşma Ben de bulundu. dedim ki siktirin gidin oğlum. Buradan bir iki sene sonrasını düşünün. Kafanızı kullanın dedim ama bir iki sene sonrasını düşündüm. Yapılır mı dedi. Falan filan derken benim zaten parayla işim olmaz. Parayı dışarı çıktığımda sadece o günlük olsun yeterli benim için. Ondan sonra olmamasına gerek yok yani. Olmasına gerek yok. Konuşamadık yine. Düşünsenize bu kadar anlatıyorum. Ben ne yapmışım falan. Yoksa yapacaktın yani. Lan oğlum o işin basit sıyrılma şeyi yani moruk. Adama yok desen adam bir hafta sonra bir daha yazacak amına koyayım. Bir daha yazmasına ne gerek var? Bak Meli beni yakından tanıdığı için kardeşim. Parayla işim olmaz. Net. Ama dolarla işim olabilir. Bu fake bit'i anlamadım. Kardeşim bir adam geliyor sana diyor ki sana bit atacağım diyor. Tamam mı? Bunu genelde hangi yolla yaptığını anlatmıyor. Şey olarak söylüyor işte bot hesaplarıyla reklam izliyoruz falan oradan bit kasıyoruz. Olayına geliyor. Getiriyor ama aslını söylemiyor galiba yanlış bilmiyorsam. Neyse artık çalıntı kart mı çalıntı şey belli değil. Hiçbir şey belli değil. Yazıyor yani. Diyor şu kadar atacağım yarısı benim hesabım. Benim zamanda 3 sene önce 4 sene önceden yapan arkadaşım var. Neyse. Oradan biliyorum ben aslında yani. Bunu yapsam 3-4 sene önce de yapardım. 3-4 sene önce 800 TL'ye oynuyordum bu oğlum ben. O zamandan yapan arkadaşlarım vardı. Daha 4 sene 5 sene önce. Şu ana herhalde o kadar patladı ki herkes yapıyor herhalde. O zaman fazla kişi yapan yoktu yani diye biliyorum. Sence yapanların ne yapması lazım? Mahkemeye çıkması lazım onu. Para çalıntı paralar. Ve çalıntı kartlarla yapılmışsa hepsi yani mahkemeye çıkmaları lazım. Eğer çalıntı değilse adam işte bilgisayar işte ne deniyorlardı lan bu işte sunucu falan alıyorsun ya. Sunucular alıp işte 10-15 tane 1000 tane hesap açıp bit kasıyorsa kanka o zaman bir bak olmayabilir. Çünkü adam o Twitch'in suçu yani diye düşünüyorum.